Gerçekten ilk defa mı metroya bindin ya? Evet kanka ya. Süper bir şeymiş oğlum, bu 5 dakikada geldik. Yani ben bunu daha önce niye kullanmalıysam? Artık bol bol kullanırsın canım. Ya şey olduğundan değil ya, paran olmadığından değil. Yani ulaşımı kolay. Anladım anladım. Aslı pastanede işe başladım duyunca şok olacak. Efendim. Burak oğlum neredesin sen? Dışarıdayım abla. Ya evet, evde olmadığını görebiliyorum. Yani neden eve gelmedin diye soruyorum sana. Ben artık eve gelmeyeceğim. İşten de okuldan da ayrıldım. Burak. Oğlum aklını başına topla. Hadi yeter artık. Benim aklım gayet başında baba. Ben Aslı olmadan bir hayat düşünemiyorum. Ona karşı bu düşmanlığınız bitene kadar da görüşmememiz en iyisi. Tamam, ne istersen yap. Yeter be. Nihat, ne oldu? Ne olmuş? Eve gelmeyecekmiş. Çalışmaya da gitmiyormuş bundan sonra. Okulda bırakmış. Hı? Ay Nihat, ne yapacağız? Aklı sıra bize ders vermeye çalışıyor. Beyefendiye bak. Hep o kız yüzünden. Oğlumu esir aldı resmen. Selda, madem ki o böyle bir yol seçti, ben bırakıyorum. Ne isterse onu yapsın, karışmıyorum. Umurumda bile değil. Yani biraz burnu sürtsün, anlasın Anya'yı Konya'yı. Ama Nihat, ama... Selda, ama falan deme bana, lütfen. Yeter. Aslıcığım. Ah. Hoş geldin. Sen niye geldin ya? Sen ajansla görüşmeye gitmeyecek miydin Aslıcığım? Ha. Ben bir görüşmeye gitmeden önce bir uğrayayım dedim. Ah, çok iyi yapmış, uğramış, çok iyi yapmış. Ama uğradım, bence gerek yok daha fazla kalmana. Çünkü bu iş görüşmesi senin için çok önemli ve ben geç kalmanı istemiyorum arkadaşın olarak. Ne oluyor ya? Bir şey yok, bir şey yok. Senin ne işin var burada? Ben artık burada çalışmaya başladım. Ya bırak artık peşimi, sen neyin peşindesin? Bu ne şıklık? Nereye böyle? Sana ne? Ya yanıma yaklaşma dedikçe dibimde bitiyorsun. Bitti artık, anlamıyor musun? Üzgünüm. Artık evden de işten de ayrıldım. Bir mazhar oğlu değilim ben. Sadece Burak'ım, beni affetsen de affetmesen de sana verdiğim sözü tutacağım. Aslı. Bak, sana yaşattıklarım için çok pişmanım. Cezasını da çekiyorum zaten. Belki de benden ayrıldığın için, acısını bastırmak için böyle bir şey yaptım. Yani buna inandım. Seni kırdığım için çok özür dilerim. Benim de kalbim paramparça oldu. Bak, sana öfkeli olduğum anlarda bile kalbim yalnızca senin için çarptı. Ve sadece senin için çarpmaya devam edecek. Ben artık Erdemler'de kalıyorum. Ve burada çalışmaya başladım. Benim gitmemi istemem. Benim gitmem gerek. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber sen? İyidir kuzen. Hayırdır? Beni burada bulabileceğini nereden anladın? Aslı'ya ulaşamayınca onu merak ettim. O yüzden geldim. Konuşabildiniz mi siz? Konuştuk. Ama henüz bir gelişme yok. Anladım. Eve neden gitmedin? Nerede kaldın? Bunu sen nereden biliyorsun? Yengem aradı. Seni çok merak ediyor. Yani sesi bayağı üzgün geliyordu. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ararsa iletirsin. Bunu daha ne kadar sürdüreceksin? Benim bir şey sürdürdüğüm falan yok kuzen. Ben kendi kararlarını verebilecek yaştayım. Onlardan da bir beklentim yok. Sadece saygı duysunlar yeter. Pekala. Bir şeye ihtiyacın olursa bana mutlaka haber ver. Olur mu? Hadi ben çıktım. Görüşürüz. Görüşürüz. Konuşmamız lazım.
Tabii. Ben bir iş teklifi aldım. Paris'te. Ne? Kabul etmedin değil mi? Ettim. Yani bu yaşadıklarımdan uzak kalmaya ihtiyacım vardı. Ve bu iş benim için çok güzel bir başlangıç olabilir. Aslı, saçmalıyorsun. Okulun ne olacak? Okulu bırakacağım. Benim için iş daha önemli. Ve bu önüme çıkan en iyi teklif. Aslı, bu öyle kolay kolay verebileceğim bir karar değil. Sen yapamazsın oralarda. Seninle bunu tartışmayacağım. Ben kararımı verdim. Tamam Aslı. Ben de seninle geliyorum. Burak, söylediğime pişman etme lütfen. Aslı, ya ben sensiz yapamam diyorum. Sen ne diyorsun ya? Kimse tutamaz beni burada. Burak, saçmalıyorsun. Aslı, bak eğer mesele pastaneyse bir daha gelmem. Seni hiç rahatsız etmem. Yeter ki gitme. Üzgünüm. Aslı. Aslı, dinle beni. Kuzen, acil konuşmamız lazım. Alo. Teklifinizi kabul ediyorum. Pasaportuna bir miktar para. Pasaportu aldın, annem görmedi değil mi? Gizlice aldım. Sağ ol kuzen. En kısa zamanda geri öderim. Lafım olur kuzen. Saçmalama. Planı ne peki? Vizem var zaten. Bir uçak bileti alıp peşine düşeceğim. Başka şansım yok. Sen gideceğin tarihi bana söyle. Uçak biletini de ben ayarlarım. Bir bilsem. Bakacağız, öğreneceğiz bir şekilde. Aslı'nın gidecek olmasına hala inanamıyorum. Ben de. Eğer istersen onunla konuşurum. O gitmeyi kafasına koymuş bir kere. Sen onun ne kadar inatçı olduğunu bilemezsin. Olsun, ben yine de konuşayım. Belki bir yardımım dokunur. Sağ ol kuzen. Bence birbirinden ayrılmayacak şekilde iyi karıştılar. Almışım. Fark ettim. Aslı. Ya ben bu konuyu açmadan yapamayacağım. Tamam, ben gitmeni anlıyorum. Ama biraz acele bir karar değil mi? Yani buna emin misin? Eminim Volkan. Yani bu herkes için en iyisi olacak. Herkes için mi? Yoksa Burak'la senin için mi? Aslında ikisi de. Benim bu yaşadıklarımdan gerçekten artık uzaklaşmam gerekiyor. Aslı bak, aklında Burak olduğu sürece nereye gidersen git, hangi şehre, hangi ülkeye fark etmez. Bu bir işe yaramaz. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben Burak'a doğru söylemedim. Onu bir daha görmek istemediğimi söylemedim ona. Bu aşk beni gerçekten çok yordu, çok yıprattı. Bir keresinde sen bana İki insan birbirini severken her şeyin yolunda gitmesi, her şeyin daha kolay olması gerekmiyor mu diye sormuştum. Ben de sana daha önce bir ilişki yaşamadığım için bilmediğimi söylemiştim. Artık biliyorum. İşte bu yüzden gitmek istiyorum ben. Çünkü acı çekiyorsun. Artık bu yaşadığım acıdan kurtulmak istiyorum. Tekrar nefes almak istiyorum ve bunun tek çaresi buradan gitmek. Madem konu itiraflardan açıldı, benim de sana bir itirafım olacak. Neymiş? Her ne kadar belli etmesen de bence sen de bunun farkındasın. Aslı, ben çok uzun bir süredir seni gerçekten seviyorum. Ve yanımdan seni kaçırmam beni o kadar üzdü ki. Gonca ile konuşmanızı duyduğumda ne kadar pişman oldum biliyor musun? Volkan, ben de seni çok seviyorum ama ikimiz
imkansızız. Hani ben sana hep herkesin bir ruh eşi olduğunu söylemiştim, hatırlıyor musun? Bir ömür boyu büyük bir aşkla bağlandıkları ve birlikte yaşlanabilecekleri. İşte benim ruh eşim Burak. Ya anlayamıyorum. Daha az önce ondan kurtulmak için her şeyi yaparım diyordun. Bir söylediğim tutmuyor değil mi? Ben bu yaşadığım acıları unutursam ve çok güzel anlar olarak hatırlamaya başlarsam eğer, Burak'ı hayatım boyunca hiç görmeyecek olsam da o benim ruh eşim. Ben onsuz bir hayat zaten düşünemem. Çağla haklıymış. Nasıl yani? Sizin ilişkinizi fark ettiğimizde Çağla bana Burak'ın kavga ederken tavladığı kızı, sen sevgili numarası yaparken elinden kaçırdın demiştim. Bu yüzdenmiş demek ki. Ruh eşi olduğunuz için. Ya ben bunu geç fark ettiğim için gerçekten pişmanım. Ama erken fark etmiş olsam, biz birlikte olsak, o ruh eşine hiçbir zaman ulaşamayacaktın. Ama sana şunu sözünü veriyorum. Bütün duygularımı kenara bırakacağım. Ya ben çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Senin de çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaş olacağımızı düşünüyorum. Ya biz böyle devam edelim. Volkan, inan ben de daha başka bir şey istemiyorum senden. En doğrusu bu Gonca. Yani ailesiyle arasını düzeltmesi gerek. Eğer beni peşimden gelirse ailesine sırtını dönmüş olacak ve ben çok mutsuz olacağım. Haklısın canım. Ama sen gidince haber ver, tamam mı? Yani ne bileyim, mesaj at, mail at, ne yapıyorsan yap ama haber ver sakın. İrtibatı kesme, tamam mı? Tamam, merak etme. Aslı, seni seviyorum ben. Ben de seni çok seviyorum. İnanamıyorum. Ben onsuz ne yapacağım? Ya bak hayatım, sana söz veriyorum, götüreceğim seni Paris'e. Hem de balayımızda. Gerçekten mi? Hı. Ya sen yeter ki kendini üzme. Aslı burada mı? Ya telefonlarımı açmıyor. Onunla acil konuşmam lazım. Aslı gitti Burak. Uçağı bugünmüş. Ne? Bugün mü? Ya nasıl olur ya? Onun uçağı yarın değil miydi? Peşinden gitmemem için bana yalan söyledi ya. Kanka, ben yeni çıktı zaten. Yetişirsin. Dur, ben sana şey taksinin plakasını alayım. Alo. Ha, merhabalar. Gonca Pastanesi'nden arıyorum. Biraz önce gelen taksinin plakasını alabilir miyim acaba? Evet, heh. Hı-hı. Tamam, teşekkürler, sağ ol. Al kanka. Erdem, ne yaptın sen? Ya vallahi ne dersen de hayatım, yani zaten Aslı duramayacaktı ki yani kankamsız. Üç gün sonra çıkıp gelecekti. Hiç değilse boşu boşuna gitmemiş olur. Dönerdi değil mi? Canım benim ya, o kadar üzgün görünüyordu ki. Ama ne bileyim, yani bıraksaydık en azından kızcağız Paris'i falan görseydi değil mi? Ne olacak hayatım ya? Balayında hep birlikte gideriz. Süper olur. Yine dördümüz. Gel buraya. Bu kadar da fazla ya. Aa, yapamayacağım ben galiba. Hadi abi, hadi. Thank you.
tanıyorsun Nuray'ı mı? Hayır, tanımıyorum abi. Devam edin. Seni seviyorum. Ya ne yapıyorsun sen? Deli misin? Aslı, seni seviyorum. Ya bırak peşimi Burak, bırak. Aslı, ben sensiz yapamam. Ya bitti diyorum. Bırak peşimi. Aslı. Kes abi, kes, kes, kes. Ne var? Ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Sadece seni istiyorum. Burak, uçağı kaçıracağım. Aslı, ölürüm de seni o uçağa bindirmem. Anla beni. Sana olan sevgimin büyüklüğünü anla artık. Ya bunu ailem bile anladı. Ve artık ilişkimize onay veriyorlar. Bana yine yalan söylemiyorsun değil mi? Bir daha asla yalan yok. Sen benim başıma gelen en güzel, en tatlı, en huysuz, en inatçı şeysin. Sen benim diğer yanımsın. Hayatımı anlamışsın. Aşkımsın. Aslı Koçar. Karım olur musun? Evlenmek istediğinizi bize yazılı olarak bildirdiniz. Şimdi bir kez de şahitler ve misafirler huzurunda soruyorum. Siz Sayın Aslı Koçer, Burak Masaroğlu'nu kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Burak Masaroğlu, Sayın Aslı Koçer'i kendi iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz de şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. Ben de sizi eş ilan ediyorum. Mutluluklar. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Benim kanatlarım var. Çok dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çiğnen hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu
yaşlandırırsın nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Birbirlerinden tamamen farklı, ayrı dünyalarda yaşayan iki insanı sizce bir araya ne getirebilir? Tesadüfler mi? Kesinlikle hayır. Çünkü tesadüf diye bir şey yoktur. Hele ki konu aşksa. Kadar benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...